Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri soru kitabında 2. bölüm 6. testin çözümünü yapacağız. Açılarına göre özel üçgenler konusundaki öğreniyorum testindeyiz arkadaşlar. Çözümlere başlayalım. Yukarıdaki verilere göre BCx kaç birimdir diye soruluyor. 30 ve 45 gibi iki tane mükemmel en sevdiğimiz açı var. Bunların mantığını kullanmak için tepeden bir dik indirelim. Tepeden dik indirdiğimiz zaman 30 60 90 üçgen çıktı. Burada 45 90 ise 45 üçgen çıktı. 45 45 90 üçgen daha doğrusu. Arkadaşlar 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı kaç yapar? Yarısı 6'dır. Hocam 60'ın karşısı da 6 köküçtür. E, bu bir ikizkenar üçgen olduğuna göre, ikizkenar dik üçgen olduğuna göre burası da 6 yapar ve benden şu uzunluk isteniyor. Yani x 6 artı 6 köküçe eşit oldu. Yani x buradan 6 parantezinde 1 artı köküçe eşit oldu. E o zaman cevabımız ne yaptı arkadaşlar? Cihan yaptı. Evet geldik 2. 45'i gördük. 45'i görünce hemen özel açı mantığını kullanırız. Şuradan bir diki çizeriz. Diki çizdiğimiz zaman 45 45 90 üçgeni oluştu. 6 kök 2 ise bu kenarlar 6 6 yapar. E hocam burada da bir 90 derece var. Yani şurada bir Pisagor bağıntısı var kardeşim. Pisagor bağıntısını yapacağız. Ya ben tabi biliyorum artık bende de özel üçgen kalıbı içerisine oturdu ama neyse. 2 kök 13'ün karesi direkt cevap 4 geliyor orada. 2 kök 13'ün karesi eşittir. 6'nın karesi artı a'nın karesi 52'den 36 çıktı. 16 eşittir. A kareden a'yı buradan kaç buluruz? 4 buluruz. E, x uzunluğu da nedir? 6 artı 4'ten 10'a eşittir arkadaşlar. Yani ikinci sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 3'e. ABC ve AD'ye birer eşkenar üçgen. Şu ve şu bir eşkenar üçgen. Arkadaşlar açıları bir yazalım. 60 60 60 Hocam eşkenarda çizilen kenar ortay olduğu için aynı zamanda yüksekliktir. aynı zamanda açı ortaydır. Yani bunlar 30 30 oldu. Sonra şu da bir eşkenar üçgense hocam burası da 60 burası da 60 hatta burası da 60 buraya da ne kaldı 30. Hocam 30 60 90 üçgeni oluştu burada da. Ali Bey uzunluğunu 12 vermiş. 12 ise 6 6. E sonra 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3. Hocam burası 90'ın karşısı 6 kök 3 30'un karşısı nedir? 2 kök 3 değil yarısıdır 3 köküçtür. 30'un karşısı 3 köküçse 60'ı karşısı da köküç katından dolayı 9'dur. E hocam burada da bir 30 60 90 üçgeni var. Şuradaki üçgende de 90'ın karşısı 9 30'un karşısı direkt ne yapacaktır? 9'un yarısı yapacaktır. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 4,5 çıktı. 3. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 4'e. İç açılarından birinin ölçüsü 15 derece olan bir dik üçgenin hipotenüse ait yüksekliği 5 birim olarak verilmiş. Arkadaşlar bir dik üçgen çizelim şöyle. Dik üçgen dik üçgen 90 derece ve bir açısının ölçüsü 15. 15, 75, 90'ı yazdık. Diyor ki hipotenüsüne ait yüksekliği kaçmış? Hop şu yükseklik 5'miş. E hocam 15, 75, 90'ın özelliği neydi? Haşa 4 açtı. E o zaman burası kaç çıktı? 20 çıktı. Şimdi bizden ne isteniyor? Dik kenarlar çarpımı nedir diye soruluyor. X çarpı Y soruluyor. Arkadaşlar bakın. X çarpı Y'yi bulmak için üçgenin alanı aklınıza gelmedi mi? X çarpı Y dik kenarlar çarpımının yarısı. Üçgenin alanı nedir? X çarpı Y bölü 2. X çarpı Y sorulduğu için o A geldi aklımıza. Aynı zamanda 20 çarpı H bölü de yani 20 çarpı 5 bölü de üçgenin alanı değil midir? Taban ve tabana ait yüksekten dolayı Gitti gitti. X Y de buradan kaça eşit oldu arkadaşlar? 100'e eşit oldu. Dolayısıyla dördüncü soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 5'e. E, ee, direkt 30-90'sa burası 60. E, ee, buraya da 30 kaldı. 30-90'sa burası da 60 yaptı. Bir yerden başlayalım. ABC üçgenin alanı isteniyor. 30'un karşısı 4 kökü ise 90'ın karşısı direkt nedir arkadaşlar? 8 köküdür. Ben direkt dış yapıya yoğunlaşayım. Şurayı da bulurum. Buradan burayı da bulurum ama gerek yok. Direkt büyük üçgende çünkü ABC üçgeni alan isteniyor. Dik kenarlar çarpımının yarısı ya. 30'un karşı 8 kök 60'ı karşı kaç yapacaktır? 8 kök 3'ün kök 3 katı. Yani 24 yaptı. Çünkü kök 3 ile kök çarpımı 3. 3 kere 8 24. Hocam büyük üçgende dik kenarlar belli. O zaman alan da belli. 8 kök 3 çarpı 24 bölü 2. 12 çarpı 8 kök 3. O da 96 kök 3 mü yapıyor arkadaşlar? Evet. Cevabımız böylelikle denizli oldu arkadaşlar. Geldik 6'ya. E, açıları yazalım. 2 iç açı bir dış açıdan direkt burası 60 oldu. 60 90 ise burası 30 oldu. A bu üçgen bir 30 60 90 üçgeni mi? Evet. Hocam 30 60 90 üçgeni olduğundan 30'un karşısı 8, 60'ı karşısı 8 köküştür. Hatta buraya da buluruz ama gerek yok. Büyük üçgene bakın. 45 90. Burası da 45 değil mi? Evet, büyük üçgende 45 45 90 üçgeni. Yani 8 kökü burası da 8 köküştür. E o zaman x de neye eşittir? 8 kök 3'ün x kenar dik üçgenden dolayı kök 2 katına eşittir. O da 8 kök 6 olarak bulunur arkadaşlar. Yani 6. soru böylelikle balık esir oldu. Geldik 7'ye. 60 var 75 var. Hocam hop şu 60'ı gördük diye şöyle bir dik çizsek mi? Hayır. Dik çizdiğinde 15, 75, 90 çıkıyor. Gittiğin yol yol değil. Sakın. E hocam bir açıları yazın bakalım. 60, 75 burası da 45. Bak sen özel açığı parçaladın özel açı parçalanmaz. 60'ı parçalamayacaksın. 45'i parçalamayacaksın. 75'i parçalayabilirsin. O zaman dikimizi buradan çizebiliriz. Ya da 60 ile 45 iki tane özel bir açı var. Mantanı kullanmak için diki tabii ki buradan çizeriz. E hocam şurada ne çıktı? Bir 30-60-90 üçgeni çıktı. Hemen 30-60-90 üçgenin özelliğinden arkadaşlar. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. Burası 6 köküç gelir. E hocam 45-90 burası da 45 üçgenler. 6 köküç ise burası da 6 köküç. Oldu mu? Oldu. Hatta burası da çıkar ama gerek yok. ABC üçgenin alanı isteniyor. Üçgenin alanı taban belli. Yükseklik belli ise alan da belli mi? Evet. Alan nedir? 6 kök 3 artı 6 çarp yükseklik bölü 2 değil midir? Şununla şu sadeleşince 3. Çarptığın zaman bunu arkadaşlar şöyle çarptığın zaman bunu 3 kök 3 ile burayı çarpsam 18 18 ile de 3 çarpsam 54 artı 18 kök 3 yaptı. E hocam burada 18 parantezini aldığımız zaman 3 artı kök 3 mü geldi? Evet cevabımız böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı arkadaşlar. 7. soru Denizli oldu geldik 8'e. 120 var. 120 varsa hocam şöyle şuradan bir şey bir 60 60 ayırayım falan filan onları geçin. 120, 150, 130 gibi açılar 135 gibi açılar gördüğünüz zaman neresi önemli? Dış açısı. Ha dış açısı önemli. Ya buradaki dış açısı önemli ya da buradaki dış açısı önemli. Hocam şuraya 60 dersem dik çizersem yani 90'ın karşısı x oluyor. Bir işimize yaramaz 30 60 90. Peki şuradaki 60'ı kullanmak için şuradan bir dik çizersem bakın burası 60 derece ya. O di diki şuradan çizersem ne oluyor arkadaşlar? O diki buradan çizdiğim zaman 90 60 burası da 30 oldu. Yani şuradaki üçgende bir 30 60 90 üçgeni çıktı. Hadi bakalım 30 60 90, 90 üçgenini kullan. 30'un karşısı 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. 60'ın karşısı da 6 köküçtür. E, ee, sonra ne yapacağız hocam? Sonra da e, büyük üçgende Pisagor bağıntısı yapacağız. Bir kenar 6 köküç. Bir kenar 6 artı x. Bir kenarda 6 kök 7. Yani şuraya çizeyim isterseniz kısa yoldan yapacağım çünkü. Burası 6'nın köküç katı. Burası 6'nın kök 7 katı. 6 kök 7. Burası da x artı 6. Arkadaşlar ortak çarpana bakın. Bu 6'nın kök 7 katı. Bu 6'nın kök 3 katı. E o zaman burası da 6'nın kare içinde. Bu hipotenüs olduğu için karesi eksi karesi olmayacak mı? Yani 7 eksi 3 olacaktır. Bu da 6 kök 4 olacaktır. Kök 4 2 diye çıktı. Yani bu da 12 olacaktır. Yani x artı 6 eşittir 12 olduğundan dolayı x de buradan kaç çıkar arkadaşlar? 6 çıkar. 8. sorunun cevabı böylelikle denizli oldu arkadaşlar. Geldik 9'a. Bir kenar uzunluğu 24 birim olan ABC eşkenar üçgeninin evet yukarıda yer yok. Şurada bir ABC eşkenar üçgenini çizelim isterseniz arkadaşlar. ABC tabi burada harfleri de yazacağız arkadaşlar. Harfler de önemli. Şurası A burası B burası C. AB kenarı üzerindeki şuradaki mesela D noktasından çizilen dikme. Evet D noktasından çizilen dikme. Hocam şuraya çizilen dikme. Hayır bak D noktasından çizilen dikme diyor. Yani bu kenara çizilen dikme. Hop şöyle. Dik olan yer burası olacak o zaman. D noktasından çizilen dikme. AC kenarını E noktasında kesiyormuş. Şurayı E noktasında kesti. Ve BC kenarının uzantısını BC'nin uzantısını da şöyle uzattığımız zaman F noktasında kesmektedir. Evet şunu da F noktasında kesmekteymiş. Buna göre diyor CF 11 mi olduğuna göre diyor 10. Bu bir eşkenar üçgende açıları bir yazalım. 60 60 60. E hocam 60-90 ise burası 30. Burası da 30 oldu. İki iç açı bir dış açıdan burası da 30 oldu mu? Oldu. E ne çıktı burada? 10 sa burası da 10 mu? Evet. Hocam bir kenarda zaten 24'tü. E o zaman bir kenar 24 ise arkadaşlar 10'u buradaysa buraya da 14 mi kaldı? 90'ın karşısı 14 sa 30'un karşısı 7 yapar. E, tamamı 24 olduğundan buraya 17 kaldı. Bizden ne isteniyor? AE artı BD. AE'ye bakıyoruz 14 artı BD'ye bakıyoruz 17 Topladığımız zaman kaç yapıyor arkadaşlar? 31 yapıyor. Yani 9. sorunun cevabı böylelikle balık Balıkesir çıktı ve geldik 10. soruya. 45 ile 60 gibi iki tane özel bir açı var. Hemen ne yapıyoruz? Hop şuradan diki çiziyoruz arkadaşlar. Çizdin diki. Diki çizince ne oldu? 30 60 90 ve 45 45 90 üçgen oluştu. Hocam 30'un karşısı A ise 60'ı karşısı A köküştür. 45 45 90 üçgenden burası da A köküştür. A burada A artı A kök kaç vermiş? 7 artı 7 kök 3 vermiş. Sen burada A parantezini alınca 1 artı kök 3. Sen burada 7 parantezini alınca 1 artı kök 3. 1 artı kök gitti. A da buradan kaç geldi? 7 geldi. Hocam bizden x deniyor. Bu 7 ise burası 7 kök 3 mü yaptı? Evet x de buradan 7 kök 3'ün kenar dik üçgen olduğu için kökü 2 katından dolayı ne yapar arkadaşlar? 7 kök 6 yapar arkadaşım. Yani 10. sorunun cevabı böylelikle denizli oldu. Geldik 11. soruya. Neler verilmiş? 45 verilmiş. 12 ve 4 köklü verilmiş. Vallahi burada 45'in mantığını kullanmak lazım. Hocam buradan çizersem en şuradaki dik üçgen mantığını kullanamıyorum. İki ihtimalim var. Ya buradan çizeceğim ya buradan çizeceğim. Ama bu çizilen sadece nereye düşüyor? Dışarıya düşüyor. Hocam ben buradan diki çizdiğim zaman bak güzel bir şey geldi. 45-90 burası da 45 oldu. Yani şu senin üçgenin özel üçgen 45 45 90 üçgenin hocam 12 ise bu kenarlar 12 kök 2 ise 90'ın karşısı bu kenarlar 12'ye 12 yapmak zorunda mı? Ya zorunda. E hocam buraya ne kaldı o zaman? 8 kaldı. A burada ne çıktı? Bak şimdi dik üçgeni kullanabiliyorum. Dikten dik çıktı. Yani burada öklit bağıntısı var. Şuraya A dersem 12'nin karesi 8 çarpı A olduğundan dolayı yani 12 çarpı 12 eşittir 8 çarpı A. 4'e böl 2 4'e böl 3 2'ye böl 2'ye böl 6 6 kere 3 18 A'yı buradan 18 bulduk. Neyse buradan direkt yazayım ben de karışıklık olmasın. A buradan 18 oldu direkt sadeleştirdiğimizde ya da. Hocam x 18 çıktı. E 12 var, 18 var. Burada da Pisagor bağıntısı var. Arkadaşlar burada da ne yapacağız? Pisagor bağıntısını uygulayacağız. Ha şöyle bir dik üçgen çıktı mı karşımıza? Çıktı. Hocam şurası 12, burası 18. Ortak çarpan 6 çarpı 2 burası. 6 çarpı 3 burası. O zaman buradaki x uzunluğu da ne olacaktır? x uzunluğu da 6 çarpı kare şunların kareleri toplamı. 4 artı 9. Artık iyice öğrenmişsinizdir arkadaşlar bu kısa yola değil mi? Öğrenin. Lütfen öğrenin. Nereden geldi hocam bu? Konu anlatımında anlattık arkadaşlar. Kısaca bu şekilde. Yani illa özel üçgende bunları uygulamak zorunda değilsiniz. Böyle özel üçgen çıkmayan 2 ve 3 çıkan sayılarda da ortak çarpını yazıp burası da 6 çarpı kare içinde diğerlerinin kareleri toplamı şeklinde yazabiliyoruz. Evet 11. soru Edremit oldu geldik son soruya. Şimdi 15 verilmiş 45 verilmiş. Burası kaç? 30. 2 iç açı bir dış açıdan. Hocam 45 90 ise burası da 45 geldi. Ee, 45 45 90 üçgenden burası x mi çıktı? Evet. E hocam büyük üçgende ne üçgeni? 30 60 90 üçgeni. E 30 60 90 üçgeni olduğu için 30'un karşısı x'e 60'ın karşısı. Şurası 60 derece değil mi? Evet. 30'un karşısı x ise 60'ın karşısı kaç yapar? x kökü 3 yapar arkadaşlar. E madem burası x kökü 3. Bakın bir şeyler çıktı. x kökü 3 neye eşit? x artı 12'ye eşit. Buradan attık öbür tarafa. x kökü 3 eksi x eşittir 12. x parantezinde kökü 3 eksi 1 eşittir 12. x buradan 12 bölü kökü 3 eksi 1 eşit oldu. Eşleniyle çarparsam. x buradan 12 çarpı kökü 3 artı 1 bölü bölü kök 3 eksi 1 oldu arkadaşlar. Yok. Karesi eksi karesi. İki kare farkı ya. A eksi b a artı b olduğundan dolayı. Yani karesi eksi karesi de kök 3'ün karesi 3. 1'in karesi de 1. 3'ten 1 çıkınca 2 yaptı. Şunlar sadeleşince 6 yaptı. X'i de böylelikle ne bulmuş olduk? 6 parantezinde kök 3 artı 1 bulmuş olduk arkadaşlar. Yani böylelikle cevabımız ne çıktı? Akçay çıktı. Ve böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 7. teste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.